Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rampage Bolt Mouse'u inceliyoruz. Uzun süre önce çıkan bu mouse'u bayağıdır kullanıyorum ve yeniden popülerleşmeye başladı. Ben de sizlere videosunu çekmek istedim. Şimdi detaylı özelliklerinden, nasıl oyun performansı veriyor veya grafik tasarımla neler yaptırıyor bunlardan bahsedeceğiz. Ama bu mouse öncelikle bir oyuncu mouse'u diyebilirim sizlere. 10.000 DPI'ye sahip bu mouse gerçekten çok yüksek bir DPI hızı veriyor. Ben genelde 2000-2700'ü geçemedim DPI'de çünkü aşırı hızlanıyor. Ha, ben geçerim, yaparım diyorsan o senin bileceğin bir iş. Bu DPI'de şu anda çok fazla mouse yok bu fiyata göre. Bu mouse şu anda indirime girmiş olduğu için geçmişte çıktığında fiyatı gene iyiydi ama şu anda piyasaya göre çok çok iyi bir fiyatlandırması var. Zaten açıklamaya link bırakıyor olacağım. Mouse'un mat bir yapısı var. 130 gram bir ağırlığa sahip. Aslında kullandığım benim genelde diğer mouse'larım 80-90 gramı geçmiyordu. Bu birazcık ağır gelse de bir gün sonra alışıyorsunuz ve sonrasında hafif mouse'lar kullanamıyorsunuz ki Rampage'in kalitesini hepimiz biliyoruz. Oyunculara, yayıncılara özel ürünler üretiyor ve bunları tamamen bu dinamik aralığında çıkartıyor. Çünkü bir önceki serisinde bir hata yapmışsa veya bir eksisi varsa bir sonraki seride bunu telafi ediyor diyebilirim. Yaklaşık bu mouse'u bir senedir kullanıyorum ve herhangi bir yıpranmayla karşılaşmadım ya da sensör okuma hatası almadım. Zaten tuş ömrü 20 milyon tuş. Şu anda piyasaya baktığımızda diğer mouse'larda 3 milyon ve 5 milyon, en fazlası 10 milyon tuş ömrüne sahip oluyor ama Rampage'in Bolt Mouse modeli tıklama ömrünü kullanıcılarına sağlıyor diyebilirim. Şimdi oyuna girdim, sizler için bir el atacağım, böyle bir bakalım hani nasıl oyundaki performansı, ama şu anda hiçbir ayar benim değil bu arada. O yüzden hani böyle kısa bir müzikli olabilir, böyle ufak bir izlemenizi sağlayacağım. Mouse'un zaten yapısını gene göstermeye çalışıyorum sizlere. Başlıyoruz. Bir alıştırmaya girdim. Şöyle DPI hızını görebiliyorsunuz. Bak, düşürüyorum şu anda DPI'yi. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Hatta bayağı düşürdüm. Şu an ne kadar mouse hızlı çevirsem de bayağı düşük bir modda. Şimdi hızlandırıyorum ve uçuyor gördüğünüz gibi. Yani bu DPI'yi buradan ayarlayabiliyorsunuz. İllaki yazılımına gerek duymuyorsunuz. Ama yazılımla makrolarınıza atamalar yapabiliyorsunuz. Mouse'u birazcık yakından inceleyelim. Sizler için paketlemesini yaptım. Böyle bir bantlama yaptım arkadaşlar. Bir senedir kullandığım mouse'da herhangi bir yıpranma yok. Zaten bunu sizlere az önceki bölümde söylemiştim. Mat bir yapıya sahip, RGB ışıklandırması bulunuyor. Genelde çoğu mouse'da yandaki tuşlarda yıpranmalar olur ama bu mouse modelinde herhangi bir yıpranma göremiyorum. Orta kısımdaki artı ve eksi butonuyla 10.000 DPI kadar ister yükseltebiliyor, isterseniz de alçaltabiliyorsunuz DPI aralığını. Buradaki tuşlara makro atamaları yapabiliyorsunuz ve yukarıdaki tuşlara da atamalar yapabiliyorsunuz. Kendi yazılımını indirip oradan atamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünün detaylı kontrollerini yaptık. Hatta sizler için birkaç elde Valorant'a girdim ve DPI'ımı ayarlayıp hani oyun oynayarak sizlere nasıl bir hissiyat verdiğini göstermeye çalıştım. Zaten ara görüntülere de sürekli mouse'un görsellerini ekliyor olacağım. Gerçekten kayma hissi çok iyi ve bayram arifesinde olduğumuz için fiyat indirimli olduğundan bu mouse'la güzel eğimler alıp güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Ürünü satın aldıktan sonra yazılımını araştırmamanız için açıklamaya da yazılımın linkini de bırakıyor olacağım. Oradan yazılımını indirdikten sonra bütün tuşları, makro atamaları yapabiliyor. Üzerindeki RGB ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. RGB ışıkları senkronize edebileceğiniz birçok senaryo bulunuyor. İster sabit yakar, ister yukarı ya da aşağı yönde gidebileceği şekilde aydınlatmaları ayarlayabiliyorsunuz. Ürünün birlikte yazılımını bir kontrol edelim, birlikte bakalım neler sunuyor bizlere. Sonrasında tekrardan burada olacağım. Rampage Bolt yazılımını size açıklamaya linkini bırakacağım. İndirdiğinizde bu şekilde bir menüsü gelecek. Buradan profillerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela DPI ayarını buradan kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Aydınlatmaların hızını ve buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yön tuşu ileriye doğru aksın veya geriye doğru aksın diye. Mouse'un parametresini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yoklama oranını yapabiliyorsunuz.
Burada da 125 Hz'den başlayıp 1000 Hz'e kadar çıkabiliyor. Ekstra sol, sağ, orta bütün tuşlara burada makro atamaları yapabiliyorsunuz. Makro düzenleyiciyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yazılımın Türkçe dil desteği olması çok çok güzel. Buradan 1000 Hz'de tutuyorum ben genelde. Mouse parametrim bu şekilde ve renkli akışı seçiyorum. Buradan tabii ki de farklı akışlar, farklı modlarda yapabiliyorsunuz. O da sizlerin tercihine kalmış. Ürünün yazılımını da detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tekrardan söylüyorum, açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan yazılımını indirip kontrollerini yapabilir. İstediğiniz şekilde makro tuşlarınızı atayıp özel ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ürün bayram arifesinde olduğumuz için, fiyatlandırması indirime girdiği için yaklaşık bir senedir kullandığımdan dolayı videosunu çekip paylaşmak istedim. Rampage'in hemen hemen birçok ürünlerini deneyimleme fırsatım oldu. Alabildiğim kadar gerçekten memnun kaldığım durumları ya da kalmadığım durumları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu mouse'ta da eğim olarak ben çok fazla eğim sağlayabilen biri değilim oyunlarda ama bu mouse sayesinde gerçekten alıştığınızda ağırlığı olsun, altındaki sensör yapısı ve tuş yapısı olsun sizleri tatmin ediyor. 20 milyon tıklama ömrüne sahip bu ürünün 1,5 metrelik plastik bir kablo uzunluğu bulunuyor. Huano marka switch kullanılıyor üzerinde. PixArt 3325 sensör modeli kullanılmış. 10.000 dpi'ye kadar yükseltebiliyorsun ve 140 gram ağırlığa sahip bu ürün sizlerin karşısına bu şekilde geliyor. Videomuz bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Biotek üzerinden almış olduğum linki de sizlere açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Bayram arifesinde makrolu oyuncu bir mouse arıyorsanız vermiş olduğum linkten de ürüne gidip bakabilirsiniz. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.